Onurlu Hakkari halkı her daim iradesine çıkma kararlılığını göstermiş ve bu tavrından taviz vermemiştir. Üstelik bu tavır 31 Mart 2019 tarihinde iktidar tarafından aday gösterilen kayyuma karşı da gösterilmişti. O seçimlerde kayyumdan medet umup aday gösterenler halkın sillesini sandıklarda yemişlerdi. Tüm bu yaşananları unutmak ve yeniden aynı yollara başvurmak iktidar ortaklarının yaşadıkları kriz halinin tezahürüdür. Hatırlatmak isteriz. Hukuk Hakkari'de işletilmiyor. Hukuk Hakkari'ye uğramıyor. Hukuk Kürt'e uygulanmıyor. 3 Haziran 2024 günü Hakkari Belediyesi eş başkanımız Mehmet Sıdık Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile belediyeye Hakkari valisinin kayyum olarak atandığı açıklanmıştır. 5 Haziran'da görülecek mahkemenin kararı beklenmeden böylesi bir kararın verilmiş olması söz konusu kararı siyasi sahiplerle alındığının da ispatıdır. Kanun değil, hukuk gereğini yaptı diyenlere, kayyumlara bu halk karşı çıkacaktır diyoruz. Denenmiş ve sonuç alınmamış, sonuç alınmadığı gibi tahribatlar ortaya çıkardığı sabit olan kayyum gaspına başvurmak günümüz Türkiye'si açısından büyük sorumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını ilk yüzyılı gibi antidemokratik uygulamalar ve yöntemler ile donatmak demokratik bir Türkiye umuduna ve inşasına balta vurmaktadır. Halkların talebi bellidir. Demokrasinin hakim olduğu, hukukun üstün olduğu ve halkların kendini yönettiği bir Türkiye'de Kürt'ün, Türk'ün, Çerkez'in, Laz'ın, Arap'ın, Ermeni'nin, diğer tüm etnik kimliklerin ve inançların özgürce bir arada yaşamasıdır. Bizler Hakkari halkının ve Hakkari Belediyesi'nin seçilmiş iradeleri olarak bugün atanan valiyi kabul etmiyor ve tanımıyoruz. Bizlerin esas aldığı tek bir yer vardır. O da halkımızdır. Halkımızın bizlere verdiği irade vekaletine sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk ve bilinçle bugün Hakkari milletvekilleri ve belediye meclis üyelerimizle bir araya gelip Hakkari halkının iradesini korumak için kimi kararlar almış bulunuyoruz. Hukuk normlarının uygulandığı bir Türkiye'de olması gereken durum bugün tutuklama kararının ardından belediye meclisinin kendi içinden bir başkan vekili seçmesiydi. Bu nedenle bizler bugün Hakkari Belediyesi eş başkanımız Mehmet Sıdık Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi olarak gerçekleştirdiğimiz ve Hakkari milletvekillerinin katıldığı belediye meclis toplantısında eş başkanımız Diyan Tekçe'nin belediye başkan vekili olarak seçmiş bulunuyoruz. Halkımıza ve kamuoyuna şu hususu bir kez daha belirtmek isteriz ki bizler Hakkari halkının iradesine sahip çıkacak ve her daim halkımızla birlikte mücadele etmeye ve direnmeye devam edeceğiz. On binlerce asker ve polisi arkasında saklanarak o koltukları gasp edenlerin bugün halk nezdinde karşılıkları olmadığı gibi tarih boyunca da utançla anılacaklardır. Hakkari halkının iradesini seçimle gelen Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe'dir. Halkın iradesi seçilmiş belediye meclisidir. Bu irade de her daim burada olacak ve halkın hakkını korumaya devam edecek. Mücadelemiz zaferle sonuçlanıncaya kadar direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakkari halkına yapılan darbenin 5. günündeyiz. Başından beri hukuka aykırı bir şekilde işlenen, hukuka aykırı bir şekilde ilerleyen bu davanın kararı da tamamen hukuka aykırı bir şekilde verildi. Mehmet Sıdık Akış, belediye eş başkanımızın davası tam bir tuzak ve kumpas davasıdır. 10 yıldır ince ince işleyen bir tuzak kuruldu kendisine ve halkımıza. Yasaları bile tanımayan bu iktidar verdiği karardan derhal vazgeçmelidir. Belediye eş başkanımız derhal serbest bırakılmalı ve görevi kendisine iade edilmelidir. Ben de Mehmet Sıdık arkadaşımız da ön seçimlere partimizden aday olarak girdik ve belediye başkanlığını kazandık. Belediyeler tabii bizim için sadece bir binadan ibarettir. Biz meclis olarak, DEM Parti meclisi olarak buradayız ve 5 yıl boyunca yine halkımıza elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışacağız. Halkımızla beraber olacağımızın sözünü
şimdi burada bir kez daha veriyoruz. Kayyum olarak atanan valiyi de, meclis olarak da, DEM Parti seçmeni olarak da bizim gözümüzde de, halkımızın gözünde de yok hükmündedir. Hırsızlık ve gaspla elde edilen o koltuk kendilerine helal değildir. Aylarca yürüttüğümüz seçim çalışmalarında, çok zor koşullarda seçim çalışmalarını yürüttük. Varlığımız, birliğimiz, beraberliğimiz, dilimiz ve kültürümüzü hiçbir zaman hazmedemediler. Bunu da üçüncü kez kayyumu atayarak göstermiş oldular. Bizler demokratik siyasetin temsilcileri olarak bu darbeyi kabul etmediğimizi buradan bir kez daha tekrarlıyoruz. Vazgeçmeyeceğiz, buradayız.